Merhabalar. Evet, uzun bir aradan sonra artık diyaloğu tekrar çekmeye başlıyoruz. İnşallah diyorum ve kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne yapıyorduk? Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Nasıl yani? Ben çekici olmamışım. Olmamış Ali Bey. Aslında şöyle bir şey de var, onu da itiraf edelim. Biz videoyu ikinci kez çekiyoruz. Bu tuhaf bir kişiydi bence. Ya bana bırak. Tamam. Salyangoz muydu, sümüklü böcük müydü? Herkes odasında banyo var. Wow. Neredeyiz? Konya'nın Meram ilçesinde. Eldivenler elinde olunca böyle şap diyecek ses çıktı bir anda. Evet, Konya'nın Meram ilçesinde hangi caddeydi Ali Bey? Aslanali Caddesi üzerindeyiz. Evet, Villa Meram'dayız. Burada 6 tane villa mevcut ve 3 tane kaldı. Elinizi çabuk tutun diyorum. Yani Ali Bey, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı şu güzel yer hakkında? Evet, yani burası 6 tane, yani 3'er tane ikiz dubleks villadan oluşuyor. Kapı yüksekliğine baktım. Evet, kapılar bayağı yüksek. Evet. Önce içini çekelim, daha sonra dışarısından da bir tur atarız. Bu arada bugün bayram. Yani siz bunu bayramın birinci günü izliyorsunuz. Hepinizin bayram mübarek olsun. Evet. Allah tekrar sağlıkla kavuşturmayı nasip etsin. Evet, önümüzdeki Kurban Bayramı'na da inşallah bu salgın olayından atlatmış bir şekilde hepimiz sevdiklerimizle, büyüklerimizle beraber sıcacık kucaklaşıp şöyle sevgi dolu bir bayrama ulaştırsın diyorum Rabbim. Kolonya şekilde... var mı? Kübra'nın kolonya var, şeker var, yok mu? Var. Alalım dikkat o zaman. Dikkat edin Ali Bey, camdan geçeceksiniz. Camdan geçeceğim, evet. Aşağıda da bir aydınlatma bölümü var. Tabii evet. Bu arada burası tamamlanmış, ufak tefek eksikleri kalmış bir villa. Şu an oturanlar var. 3 villada oturan var, 3 tanesi de satılık. Evet. Evet, içeriye girelim. Girelim içeriye. Önce ben şuradan bir kapıyı göstereyim. Ondan sonra kapıyı kapatıp size bayram kolonyasını ikram edebileyim Ali Bey. Kapıda ahşap kullanılmış. Onun etrafında ise çıta rengi olarak antrasit kullanılmış. Çok güzel durmuş. Kolonyamızı alalım. Sadece bana değil, tüm izleyenlerimiz adına. Evet. Evet, şöyle. Kolonyamızı alalım. Teşekkür ederim. 80 derece. Yani. Özellikle. İsterseniz Ali Bey. Hediye yok mu, bayram hediyesi? Var. O da mı? O mu bayram hediyesi? Dezenfektan. Cebimde geziyorum yani, şöyle pıs pıs hemen artık. Alışkanlık oldu şöyle. Tedbirlerimizi aldık. Özlemişim. Çenem çok düşecek bugün. Şimdiden özür diliyorum. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Ama Ali Bey'im geçen bir önceki, yani bu videodan bir önceki videoda Ali Bey kendi çekim yapmak zorunda kalmıştı. Malum bizim ufaklıktan dolayı dışarıya çıkamadığımız için birimizden birimiz evde kalmak zorundaydık. Bugün çocukların dışarıya çıkma gününe dek getirdik biz. Önceki videonun yorumlarında da okudum. Gerçekten de çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu kameranın karşısına geçip sizlerden öyle güzel yorumlar almak benim için çok güzel bir duygu. Yani, nasıl yani? Ben çekici olmamışım. Olmamış Ali Bey. Tabii herkes dedi Kübra'nın nerede? Evet yani, ama bu o kadar güzel bir şey ki. Evet, özlemişiz yani. Tabii beraber çekmeyi özlemişiz yani. Tek başına olmuyor zaten ya. Diyorum, ne anlatacağım yani? Karşında muhabbet edecek niye, kimse Ali yok Bey, ki. Niye Ali Bey? Bana hep öyle demiyordunuz ama kameranın arkasında. Şurayı unuttunuz Kübra Hanım, şurayı unuttunuz Kübra Hanım. Ya, niye orayı geçtiniz Kübra Hanım? Yani, ne oldu? Tek başına olmuyor. Oruç ağzı o kadar oldu. Oruç ağzı. Neyse, yine Allah razı olsun. Ali Bey, gittiniz, çekim yani, yaptınız. Bir de ben orayı hiç gezmeden çektim yani. Direkt girdim, kamerayla ne var yok, sağına sonuna bakmadım. Yani direkt beraber keşfettik. Evet. Yani o villaları ben de merak ediyordum. Hep dışarıda görüyordum aslında böyle. Çok tatlı duruyorlardı. İçinde görmüş oldum. Başlıyoruz artık. Girişte sağ tarafta bir vestiyerimiz var. 4 kapaklı. Bunların da yüksekliği gayet iyi. Yeterli büyüklükte. Onun yan tarafında salonumuz var. Salonun yan tarafında mutfağımız var. Mutfağın yan tarafında ise merdivenimiz var. Aşağı bodrum kata iniyor. Tekrar üst kata çıkıyor. Onun yan tarafında ise bir lavabomuz mevcut. Benim en çok buradaki hoşuma giden detaylardan birisi, her zaman için söylüyordum, antrasit renk, ahşap rengi ve tavan yüksekliği, pencere genişliği. O özelliklerin hepsi burada mevcut. Yani benden bir artı 10 puan aldı diyebilirim. Yerlerde açık renk seramik kullanılmış. Duvarlarda
gri, antrasit renk tonunda bir boya yapılmış. Vestiyerin olduğu bölümde ise krem beyaz tonunda bir duvar kağıdı kullanılmış. Şimdi vestiyerin içine bakalım. Vestiyerin içine şöyle ben size göstereyim. Bu kulplar genelde daha parlak olurdu. Burada mat bir kulp kullanılmış. Buradaki dolap da aynı şekilde mat olduğu için bence çok da tatlı durmuş. Hem leke tutma özelliği de böylelikle daha az oluyor aslında. Evet, burada orta kısmında asmalı bölümümüz var. Üst tarafta raf, alt tarafta da yine iki raflı bölümümüz var. Ayakkabı ve terlik koymak için. Bu tarafı açtığımız zaman ise yine burada da aynı şekilde diğer tarafın yan tarafta olmuş halini düşünün. Yani montlarınızı genelde kışın böyle boyu küçük gelir, işte birbirine daha yakın durur. Şu rafı kaldırıp bence onun altındaki raf da kullanılabilir. Nacizane tavsiyem. Ali Bey burada tavana bakıp duruyor çünkü tavan gerçekten çok güzel. Evet. Tavan yani farklı geometrik şekilde bir asma tavan uygulanmış. Yani burası böyle klasik değil de modern tarzda, model şekillerin, geometrik desenlerin olduğu bir villa. Açıkçası renk tonları da benim de hoşuma gitti. Yani sıradan bir asma tavan kullanılmamış. Evet. Bu arada bizim videolarımız tamamen biz doğaçlama çekiyoruz. Profesyonel tanıtım değildir. Profesyonel tanıtımlar istiyorsanız firmaların zaten çektirdiği profesyonel tanıtımlar var. Onları izleyebilirsiniz. Bizim tanıtımlarımız vlog tarzında. Unutmadan bunu da hatırlatalım. Bu arada salon 35 metrekare. Evet. Ya bu arada ben salonda şu alanı sevdim. Evet, yani kocaman oraya bir cam kullanılmış. Evet. Büyük bir cam içerisini ferah göstermiş. Yani. Hem de işte dışarıyı izleyebiliyorsun, bahçeni görebiliyorsun. Bu evde karantina mı olur Ali Bey? Evet, yani karantina günlerinde hep aranan, şu an zaten en çok aranan müstakil, bahçeli evler. Bahçeli. Köy evleri. İnsanlar artık daha böyle izole yaşamları tercih etmeye başladı. Evet. Hayırlısı. Yani, kesinlikle. Şöyle bakınca dışarısı yeşil. Yani. Hem içeridesin hem dışarıdasın hissi vermesi benim çok hoşuma gitti şahsen. Tabii. Meram yeşil bir bölge zaten. Diğer tarafları da kısmen görüyoruz. Biraz sonra bahçeye çıkacağız. O zaman da yine bakarız. Dışarının da peyzaj çalışması yapılmış zaten. Şöyle baktığımızda o da çok hoş gözüküyor. Yani şuraya iki tane bercanınızı atacaksınız. Ortaya piskos masası. Kahvenizi yudumlayacaksınız yani. Evet, bu tarafta pencere var. Onun yan tarafında da pencere var. Bunlar açılabilir pencere ama oradaki pencere açılamıyor. Şöyle söyleyeyim. Tek tarafta desenli bir duvar kağıdı kullanılmış. Diğer taraflarda ise tek tip bir duvar kağıdı kullanılmış. Yerlerde ise koyu renk laminant parke kullanılmış. Süpürgelik yüksekliği gayet iyi. Yani tavan yüksekliği, kapı boyu yüksekliği, süpürgelik yüksekliği ve kullanılan antrasit renk. İçeriği yani, evet, ferah göstermiş. Evet. Bu arada ben ne görüyorum? Her yerde priz var. Orada, her yerde priz var. Tabii burada ufak tefek tadilat devam ediyor. Yani onlar da tamamlıyor firma. Girişte ve pencere önünde iki taraflı bir asma tavan var. Ortada da ekstradan bir yine asma tavan geçmiş. LED aydınlatma bölümü mevcut. Ve kapılar. Evet, kapı i̇şte, boyları. Yani işte kapı yüksekliği. Kübra Hanım 1.50 olunca. 1.50 yani. Neyse, Allah'tan 1.20 falan denemizi bekliyordum da insaflı çıktı. Evet, Kübra Hanım 1.70 civarı. Bak biliyorum yani. Aslında şöyle bir şey de var. Bunu da itiraf edelim. Biz videoyu ikinci kez çekiyoruz. Çünkü kamera hata verdi ve tüm çektiğimiz kayıtlar boşa gitti. Tekrar çekiyoruz. O yüzden bazı şeyler, bazı muhabbetlerimiz gitti maalesef. Bu arada burası yerden ısıtmalı ve her odada Siemens'in dijital termostatı var. Yani o da artı. Bireysel kombiniz var. Evet. Ha, bu arada kapılardaki şu desen de güzel, yani böyle farklı geometrik bir desen var. Hoş duruyor. Evet. Yani hole geliyoruz. Yani giriş kısmımıza geliyoruz. Ve buradan nereye giriyoruz? Mutfağa giriyoruz. Ve mutfak 25 metrekare bir mutfak var. Şöyle bir genel bir gösterelim. Ben gideyim hatta sonuna. Sonra şey diyorlar, yok ya mutfağa oynamışsınız siz falan diye. Şu mutfağı nasıl oynayalım? Yani mutfak gerçekten güzel. Ada tezgah, tezgah. Evet Kübra, buyurun. Yani benim sevdiğim şey lavaboda, pencere, karşımda kış bahçesi. Orayı biraz sonra çekeceğim. Orayı söyledim bu arada. Yani ada tezgah, yeterli
bir alanda dolap, ayrıyetten masa bölümü de var. Daha ne olsun bir mutfak için deyip evet. bitirmeyeceğim. Dolapların içini göstereceğim. Evet. Yani evet, bu tarafa gelirseniz Ali Bey, ben size buradan dolapların içini göstermek istiyorum. Şöyle Ada Tezgah'ın bu kısmında dolaplarımız var. Burada iki raflı bir dolabımız mevcut. Burada lavabo altı dolabımız. Burada köşe dolabımız mevcut. Bu tarafta buzdolabı alanı. Buzdolabının üst tarafında yine kapaklı bir dolap. Yukarıya doğru açılabilir bir dolabımız. Orada da üç raf var. Yani bayağı yüksekliği evet. var. Yani Ali Bey, burada yardım isterim ben size. Yok, gerek yok. Bak, geçiyor. Arka taraftakilerini alamam ki. Derin. Yani. En kullanılmayanları oraya, en çok kullandıklarınızı yakına. Lütfen. Bir şey dikkatimi çekti. Evet. Yani şöyle iç taraf düz değil. Burada tutup çekmek için yer var. Bu da güzel olmuş. Yani şöyle. Hazır gelmişken buraya şunu, bunu da söyleyelim. Üçlü ankastremiz bize veriliyor. Ankastre ürünleri de Siemens'in ürünleri. Davlumbazımız, dörtlü bir elektrikli ocağımız, fırınımız mevcut. Onun yan tarafında yine aynı şekilde yukarıya açılabilir bir dolabımız mevcut. Alt tarafta şu şekilde. Ocağın alt tarafında ise kaşıklık bölümümüz var. Yani Ali Bey tabii bunu pek sevmiyor ama. Yani neden? Çünkü şunu anladık. Ya mutfak tek kişilik arkadaş. Onu anladım 2 aylık süreçte. Mutfağı bir kişi kullanacak. Ya bana bırak. Tamam. Ya bana bırak tamamen ama. Tamamen. Olmaz. Tamamen. Olmuyor iki kişi. Biri ocağın başındayken biri buradan çatal bıçak alacak. Ya sen çekil ben çekil falan filan. Çok sıkıntılı. Şey yapalım o zaman. Ali Bey, ne bana yapalım? Bu olayı baştan söyleseydiniz ben size yemeği teslim eder. Bulaşığı ben alırdım. Olmaz. Mutfak tek kişilik. Ya tamamen bana bırakıyorsunuz. Yani. Sonra mutfak olmaz. Mutfak eline yakışana olması lazım. Eli lezzetli olan olması lazım. Benim elimin lezzeti yok. Bak, ekmek yaptım, ne oldu? Şimdi ben burada bir iltifat mı alayım? Anlayamadım yani. İltifat mı geldi? Evet. Yoksa kendini mi kurtardı Ali Bey? Yani işte çözemedim. Çaktırmayın öyle. Evet, devam Hangisi? Edelim. Kaşıklıklar. Çözemedim ya. Da sanki Ali Bey siz orada kendinizi kurtardınız. Olur mu ya, işte böyle. Elinin lezzeti olana yakışıyor dedim. Doğru yani. Ama ya. Yani, benim elim doğru bir şey ama bakar mısın, kendimi hemen doğru şey yapıyorum. Doğru ama. Hayır, evlendiğimizde evet. kaç kiloydunuz Ali Bey? Şimdi kaç kilosunuz? O her Türk erkeğinin kaçınılmaz sonu. Ama niye? Hayır. Öyle öyle. Her yani. Türk erkeğinin. Ama ben sizi orantılı yedirdim demek ki. Yani sizde nasıl göbek orantılı? Yok ki. Tamam, göbek yok. Yani. Yani. Komple çok yemeğe düşkün size. Değilim, o yüzden dolayı oluyor biraz da. Evet. Yani bu arada tezgahlarda yine kuvars tezgah var. Evet, bizim beğendiğimiz. Ne oluyor? Evet. Bak, şurası direkt. Yani burada şey sıkıntı yok. Direkt. Bütün halde duruyor. Ya yani bütün halde derken yine parçalı burası da. Tabii yani normalde diğerlerinde şurada tekrar bir tane parça onun üstünden falan. Böyle bir sıkıntı var. Burada evet. bir sıkıntı yok. Evet. Ali Bey'in sevmediği şekil. Yani burası güzel. Evet. Kuvars. Bu alt tarafında yine tekrar kaşıklık bölümümüz mevcut. Onun en altında ise derin çekmecemiz var. Şöyle yan tarafında yine derin çekmecemiz. Tekrar bir evet. derin çekmecemiz daha var. Ve dolaplar bitmedi. Bitmedi. Burası da gömme. Güzel. Evet. İyi olmuş. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada iki raflı bir dolabımız mevcut. Bir saniye, geliyorum, geliyorum. Koşun Ali Bey, koşun. Ne var, çok. Burada da tekrar aynı bayağı şekilde. Derin. Yani şöyle söyleyeyim. Şu yan taraftan. Şurayı çok rahat kullanabilirim. Burada Ali Bey. Yani oralar zaten fazlaları koyuyorsunuz. Bir tane sandalye var şurada. Sandalye çekip çıkıyorsunuz. Ya işte ondan sonra alıyoruz, yukarıya koyuyoruz. Unutuyorsunuz. Ondan unutuyoruz orada. O zaman dolap istemeyin o kadar. Şimdi... Ya hayır yani. Minimalist. Ya buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ne her mutfakta bu sıkıntı oluyor yani. Nasıl yani? Ya mutfak dolabının hepsi uzanabileceğimiz ölçüde olsun. O zaman az eşyanız olacak. Koymayın oraya. Oraya bir şey koymazsanız sorun yok. Az eşya derken? Karavanda yaşamıyoruz ki Ali Bey. Yani ya minimalist tercih edeceksiniz ya da yukarılara koyacak eşyan olmayacak. Böylece yukarıya unutacaksın, eşya koymayacaksın. Ya ben bilmiyorum da çok minimalist olamam herhalde. Ben biraz büyük malist falan olurum. O hani. Zaman oraya da çıkacaksınız ya. Tamam tamam yani. Lafta yetişmiyor. Bir kere bile demedin ya, ne diyeyim yani. Tamam Kübra Hanım, çağır ben gelirim falan diye.
Yani deminden beri ona çırpınıyorum. Yok, yok, yok. Çağırdın da gelmedik mi? Bak ya. 2 aydır neler çektim. Bu arada bazı böyle işte hem mutfakla olsun hem de bazı özel samimi paylaşımlarımızı Instagram hesabımızdan yapıyoruz. Instagram'da bizi takip etmeyi de unutmayın. Evet. Orada canlı yayın da açıyoruz dönem dönem. Evet, canlı yayın açıyoruz nadir artık. De olsa. Evet. Oradan her da ne bizi kadar Ali Bey yine gözükmese de. Takip edebilirsiniz diye kısaca bahsedelim. Evet. Bu arada tekrar ikinci bir hatırlatma. Abone sayımız 18.000 olmuş. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ve ufak da bir sitem. 700.000 kişi de abone olmadan izliyor. Ben bunları görüyorum. Abi abone ol butonuna basmak çok kolay, ücretsiz yani. Sadece memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Yani. Evet, lütfen abone olanlara da butona basmayı unutmayın. Saygılar, selamlar. Evet, devam edelim. Devam edelim. Villa hadi daha bakalım. Çok büyük. Biz muhabbeti aynen. Bayrama özel biraz uzatacağız herhalde ama hadi bakalım. Ya 2 bölüm de yapabiliriz aslında. Sabah akşam. Bayram 1. gün, 2. gün. Bakalım evet. Uzunluğuna. Fırınımız göre. Burada. Siemens'in ürünü. Onun alt tarafında kapaklı bir dolabımız var. Tepsiler çok çok rahat sığabilecek derinlikte ve yükseklikte. Bu tarafta yine şu şekilde. Ay ne güzel işte. Hepsine ulaşabilirim. Oo. Ve hepsine görebilirim yani. O zaman burayı kullanalım. Üst tarafı ne yapacağız? Allah Allah, kapatalım orayı, duvar kağıdı kaplayalım. Ama olmaz işte. Biz illa bir dolap gördük mü ona bir şey almak ihtiyacı hissediyoruz. Olacak. Ne kadar dolap illa dolacak, boş kalmaz. Züccaciyeciler yaşasın. Yani. Yani ne diyeyim? Evet. Yani burada çok hoş, büyüklüğü evet. Falan gayet güzel şu şekilde. Yani ben neyi anladım karantinada? Abi tezgah ihtiyaçmış. Yani Ali Bey işte bak böyle burada otursaydık mesela siz tamamen şurada olacaktınız. Ben kaşık çatal falan istemeyecektim sizden. Olmaz diyorum ya. Şu alanda benim olacaktı. Şimdi buraya buradaki mutfağı alıp da buraya bu mutfağı kocasına bırakan çok az tanıyorum. Varsa yazsın ya. Bak yoruma. Şimdi. Yazsın ya. Bak şimdi yani. Yani böyle mutfağın olacak. Hadi canım yani erkeğe sokar mısın şuraya? Rezil eder. Aa ben katarım. Bunlar eder. Aa, her şey yer un olur. Canı sağ olsun. Tabii tabii. Tabii Ali Bey'i ben şu an hayal edebiliyorum. Evet. Ben burada bulaşıkla cebelleşirken Ali Bey şurada kış bahçesinde ayaklarını uzatmış. Evet. İşte yanında bilgisayar, elinde telefon. Yani benimki öyle, bazıları için de nargile keyfi yapılacak bir yer. Birazdan giriyoruz. Değil mi? Bu arada ne gördüm? Tezgah değil altında, yani tezgah altı dediğim bu arada tezgahın burada da kapılardaki desen, burada da kullanmış buradaki geometrik desen. Güzel, hoş bir çizgisi var. Aslında eldiven evet. Olunca da değişik oluyor ya. Normalde böyle şey evet. Toz falan olduğunda çok elleme şey oluyor. Oluyordun değil mi? Evet. Evet, şimdi hiç o şey olmuyor. Evet, burada da Ali Bey. Ya işte burası. Domates elinize ekebileceksiniz artık. Bostan. Bostan. Tabii canım bostan. İşte domates, biber. Ne ekebiliriz? Domates, biber güzel. Salatalık. Domates, maydanoz. Biber, salatalık. Nane. Maydanoz. Nane. Yani, evet. Nane çok güzel oluyor. Bu arada oluyor. Ali Bey bizim naneler kurumuş galiba. Naneler yani. Olmadı mı? Olmadı yani. Evde olmuyor işte. Evin balkonunda nane mi olur? Ya dışarıya dediniz. Dışarıya çıkardık. O da olmadı saksıda. İşte olmuyor. 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 Yani. Yapacak bir şey yok. Artık evet. Ne yapalım? Burası da yemek bölümü. Burada televizyon koyalım. Buraya ekstradan masa konulabilir. Tabii, alan tabii. Gayet geniş. Gayet büyük. Ama çok da koymak istemezseniz de buraya sandalye koyup da kullanabilirsiniz tabii. Şu alanı. Tabii küçük ailelere yani, göre olabilir. Hani şimdi dersiniz ya işte orada sandalye mi koyulup kullanılır, burada lavabo var falan filan. Yani kullanmak isteyen kullanır. Ben kullanırım. Yok, ben hızlı, de kullanırım. Aparatif yani, hemen işte kahvaltı yapacak. Yani, hepsi için kullanılabilir. Gayet evet. Güzel. Artık kış bahçesine geçelim mi? Kış bahçesine doğru geçelim. Süper. Bu arada tam sauna. Şu an oho sıcak. Kış bahçesi 22 metrekare. Hocam. Çok büyük bir kış bahçesi var. Burada şey çekilir mi? Neydiydi şu? Neydiydi? Barfix. Spor yapmak istiyorsan burada yapabilirsin. Evet. Salıncak yapabilirsin çocuk için. Bu arada evde çok hamlamışız. Hamlamışız yani evet. Spor yapmaya onu yapmaya. Bu taraftan da göstereyim. Bu arada yerlerde yine ahşap desenli seramik kullanılmış. Şuran burada da. Çünkü evet, dışarısı kışın da güzel olur burası. Şöyle oturacağın hem gökyüzünü izlersin. Tabii yani bir de az kar yağdığını düşün. Aa süper. Bak burada da yine televizyon uydu girişleri var. Evet, var. Priz var. Aydınlatması süper. Da var muhtemelen. 2 tane de priz görüyorum ekstra. Evet. De dışarıya çıkalım. Tamam işte evet. Meram'ın. Kuş sesleri. Kuş sesleri, sessizliği. Burası bu arada şehre çok uzak değil. Yani evet. Çok da
Ay, yaşlandım gari. Evet. Bu karantina günlerinde yaşattım. Burası evet, şehre uzak değil, çok yakın. Yani Meram'ın, hatta Meram'ın şehre en yakın bölgelerinden biri. Meram eski yoldan giderken evet, hemen sol tarafa kıvrılıyorsunuz. Şehre şöyle 5 kilometre yani maksimum. 5 dakika. Konya'da zaten böyle uzak bir yer yok. Ben şöyle bahçeyi dolaşayım bu arada Kübra Hanım otururken. Kübra Hanım sesinizi izin duyabilirsiniz. Heh, ben buldum. Arkadan neler neler konuşacağım şimdi. Evet. Şimdi şöyle. Ali Bey bir ekmek yapmaya başlıyor. Oo, mutfak uçuyor. Duyuyorum ama şimdi aynı anda da konuşursak üst üste binmesin sesler. Şöyle evi de dışarıdan, villayı da dışarıdan bir görelim. Burası ikiz villa. Başta da biraz bahsetmiştik. 3 tane var. Yan komşuna da çok da yakın değilsiniz. Aranızda şu tarafta görüyorsunuz bir mesafe var. Şurası bostan bölümü olabilir. Evet. Bu arada leylendi çamlar da ekilmiş. Bahçenin peyzajı da hazır. Çimleri ekilmiş. Evet. Burası işte domates, biber vesaire ekilecek bölüm. Damlama sulama da yapılmış. Sulama bölümü de hazır. Şuraya ne koyabiliriz? Burası tavuk kümesi. Komşudan uzak olsun dersek başka köşe buluruz canım. Yani değil mi Kübra Hanım? Yani, oo, keyfin yerinde evet. Kübra. Ama özlemişim ya. Yani. Evet. Şöyle etrafına şu da bir ileriye bakalım. De bir köpek kulübesi koyalım. Evet, orası da köpek kulübesi şeklinde planlanabilir. Evet, başka ne varmış? Şöyle evin dış cephesine bir bakalım. Burada sulamayla ilgili nereye muhtemelen tesisat var. Evet, şöyle dış cephesini bir kontrol edelim tekrar. Yukarıda balkon var. Biraz sonra oraya da bakarız. Ve bu tarafta otopark var. Güle güle. Yani buranın üstünü de kapatabilirsiniz isterseniz. Evet, otomatik kapılı, uzaktan kumandalı garaj girişiniz var. Otopark alanınız var. Buranın üstü de kapatılabilir. Bir de bu taraftan bakalım. Ali ondan Bey. Sonra Kübra Hanım'ın olduğu yere doğru gidebiliriz. Aa, sümüklü böcek güzel, buldum. Güzel bir dış cephesi var yani. Evet. Salyangoz muydu bu? Yok, sümüklü böcek. Burası salon bölümü. Geliyoruz Kübra Hanım. Bu salyangoz muydu, sümüklü böcek müydü? Vallahi her ikisi de söyleniyor. Ama bunun içini yemiş galiba. Hmm. Çinliler bunu da yiyordu değil mi? Ya Çinlilerin yemediği halt mı var ya yani? Bu arada her bir haber, başımıza olan bize geliyor. Bir haber okudum. Evet. Yarasa'da beraber okumuştuk. Siz mi söylediniz? Ya Yarasa'da 1500 çeşit korona bulunmuş falan. Ya ama evet ya. Yani. Ya bir de şöyle bir şey aklıma geldi. Yani aslında bilenler yorum kısmına yazarsa sevinirim. Kafamızdaki soru işaretleri gitmiş olur. Bu virüsler belli bir ısının üstüne geldiği zaman ölmüyorlar mı? Şimdi ölüyorlarsa bu koronavirüs şey, aman, yarasa çorbası zaten pişerek olmuyor mu? Niye vay, ölmediler? Değişik bir yerden yaklaştım. Yani, bu da güzel. Niye demek ölmediler? Ki az pişiriyorlarmış. Sushi gibi yapmışlar. Yan tarafta yine burada da dikenli teller çekilmiş. Hadi Kübra Hanım devam edelim. Ya. Video bayağı uzun olacak. Hadi bakalım. Devam edelim. Kış bahçesinin ama yeni büyüklüğü. Şu alana armut koltuklarınızı atacaksınız. Ha, bu arada fıskiyelerinizi evet açacaksınız. Hı. Evet. Hafif ıslanacak. Çim kokusu gelecek. Hafif de toprak kokusu gelecek. Elinize de kahvenizi alacaksınız. Evet, ikindiye doğru ama şöyle biraz güneş kaysın canım, burası. Yani şu an gölge olsun. Yani. Ha, buraya da şişme havuzu da kullanılabilir. Şöyle plastik şişmeler var ya. Çok büyük evet olmayan. Çocuklar için de. Tabii ki çocuklar için. Ben de kullanırım. Kendinize mi? Ben de kullanırım. Var onların büyükleri var ya. Dev gibi olanları. Var var. Yani şuraya bostan yapılmazsa orası kullanılabilir. Evet. Niye aslında bostan? Ya domates falan ekebiliriz değil mi kışın buraya? E tabii ki canım. Yani. Çok da güzel olur. Nereye? Buraya. Şuraya mı? Evet. Ya içeride olmuyor işte. İlla bahçede olacak. Direkt toprağı görecek ya. Hmm. Orası kış bahçesi. Yapacak bir şey diyorsunuz yok. Yine burada da termostatik vanalar görüyoruz. Evet, şimdi buradaki lavaboyu da göstermek istiyorum. Oraya geçmeden Ali Bey, elektrik. Evet, burada da yine akıllı ev sistemi var. Neler var? Şimdi çok detayını bilmiyoruz ama güvenlik kamerası, evet, seçenekleri var. Biraz önce güvenlikçi arkadaşlar da buradaydı zaten. Akıllı evde doğalgaz, elektrik ve suyu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Biraz önce geldiler, elektriği açtılar. Biz de o sayede burayı çekiyoruz. Evet. Evet, Kübra Hanım. Evet, şimdi burada kullanılan şu şekilde benim küçük küçük objeleri koyabileceğimiz havalandırma kapağını değil tabii. Bir alanımız var. Damla şeklinde lavabo kullanılmış. Onun üst tarafında ayna bölümümüz var. Ve burada iç tarafta da gizli bir aydınlatma var. LED aydınlatma. Tavanda yine bir spot kullanılmış. Bu tarafta şöyle göstereyim. İçeriye girdiğiniz zaman burada tekrar bir kere daha lavabo var. Şu şekilde. İyi olmuş yani.
İkinci evet, bir lavabo. Evet, yani sadece lavaboya girmek isteyen olursa gayet güzel. Burada alafranga tuvalet kullanılmış. Yine gömme bir sifon mekanizması var. Burada kullanılan fayanslar da gri, bakır geçişleri olan bir seramik kullanılmış. Bence çok hoş durmuş. İçerisi çok tatlı gözükmüş. Evet, buradan şimdi nereye gidelim? Aşağıya mı gidelim? Ali Bey. Buradan, evet, yukarıya ve aşağıya doğru gidiyor. Hadi bakalım. Kapattım Kübra Hanım. Gidelim mi Ali Bey? Hadi yine elimde varmış. Hadi keşfedelim. Bakalım. Merdivenlerde korkuluk olarak beyaz korkuluk kullanılmış. Merdivenlerde ise akçaağaç rengi kullanılmış. Çok hoş durmuş. Şu evet. Şekilde evet. Bodrum kata geldik. Aa, yukarısı oh, sıcakmış. Serin. Ben şurayı tekrar bir göstereyim merdiveni bu arada. İnerken karanlıktı. Evet, merdivenden indiğimiz zaman sağ tarafta bir lavabo var. Burada bir alan var. Kapı girişindeki olan cam olan kısım burası. Hem aşağı kısma, bodrum kata doğal bir aydınlatma sağlıyor. Gayet de şık durmuş. Burada mesela şu an ışık yanmadığı halde çok da güzel bir ortam var. Evet, buradan ışıklara basalım Kübra Hanım. Basalım. Burada sağ tarafta bir oda var. Şu şekilde gösterelim. Burasını spor odası olarak da kullanabilirsiniz. Burada çünkü bir camlı bir alanımız var. Buradan şu aradaki yeri görebiliyorsunuz. Hem içeriye de gün ışığı girmiş oluyor. Evet. Şekilde yeterli büyüklükte bence. Duvarlarda açık renk gri tonu kullanılmış. Yerlerde koyu renk laminat parke. Yine süpürgelikler yüksek. Şu ve şekilde. Burada da yine prizler var. 3 tane priz var. Yani yine uydu girişleri de var. Yerden ısıtma burada da yine devam ediyor. Havalandırma da var burada herhalde. Evet, mesela. Burada havalandırmaları da yapmışlar. Evet, gayet güzel yani. Burada da bir odamız mevcut. Burasını tamamen size kalmış bir şey. Kiler olarak da kullanabilirsiniz burasını. Bence çok da güzel. Komple duvarı. Evet. Rafla yapacağız. Çok güzel olur. Yani bakalım. Yani burada firma sinema odası demiş. Hobi fitness odası demiş. Sinema misafir odası yatak odası demiş. Kiler var diyor. Banyo var diyor. Ya bunların metrekareleri 15, 18, 19 metrekare diye geçiyor. Yani burası da diğer oda gibi aynı şekilde renk tonları. Diğerler yine koyu renk laminat parke. Şöyle söyleyeyim. Burası bunun bence ne biliyor musun? Ne? Bak burada havalandırma var kapının altında. Kiler olabilir. Burayı kiler olarak kullanılabilir. Yine yukarıda da bir havalandırma var. Evet. Evet. Buradan devam edelim. Burada yine bir lavabomuz var. Şöyle göstereyim. Bu lavabo da aslında çok hoş. Çok güzel. Evet, gider kısmı kapalı şeklinde. Ayna da bence çok hoş durmuş. Şu şekilde genişliği falan süper ya. Evet. Kocaman. Yani ve suyun akımı da direkt gidere doğru. Evet. Şöyle alt tarafı göstereyim. Alt tarafta da geniş bir iki tane gizli bölmeli çekmece şeklinde. Çok da güzel olmuş. Şu şekilde. Yani bodrum kat için bence süper olmuş. Evet. Yani geçiştirilmemiş. Kaliteden de ödün verilmemiş. Aynı şekilde ürünlerin devamı burada da var. Burada yine bir asma klozetimiz var. Gömme rezervuarımız var. Burada da gayet büyük bir duş alanımız mevcut. Duşa kabinimiz var. Açık renk kullanılmış. Evet. İçerisinde ferah gösteriyor. Aydın gösteriyor. Burada iki tane odamız vardı. Sağ tarafta merdivenden inince bir de banyomuz var. Devam edelim. Evet. Burada ne var? Merdivenden sol taraf. Artık burası. Burası kiler. Kiler. Her yere kiler diyorum. Evet. Diğer taraf fitness de olabilir. Mesela işte havalandırmayı o yüzden fazla yapmışlar. Evet. Ya da burayı nereye kullanırsanız artık. Evet. Yani. Burada da şöyle geniş bir oda var. Bence sinema odası bu oda. Evet, sinema odası olarak kullanılabilir. Yani süper. Buraya bir perde. Karşı alana bir koltuk. Çok da mükemmel. Misafir yatak odası olabilir. Yani her türlü neye ihtiyacınız varsa o şekilde kullanılabilir. Burası 19 metrekare. Evet, sinema odası. Hobi odası. Yine aynı şekilde prizler. Her yerde. Yerde nasıl? Çok da güzel. Her şey var. Evet. Yine yukarıda dedektörler de var. Yani evet. Saklambaç oynarken çocukların saklanabileceği alanlar bile mevcut. Evet. Bu aydınlık. Öyle karanlık değil. Evet, karanlık güzel. Değil. Gayet iyi yani. Evet, hadi devam edelim. Yukarıya çıkalım. Yine merdiven yanlarında da spot aydınlatmalar var. Evet. Ve üst girişe kata çıkalım geldik, mı? Antre kısmına geldik. Antre de çok büyük yani.
Hadi çıkalım evet. Yukarıya doğru. Hadi bakalım. Evet, şimdi yukarıya doğru çıkarken tavana da bir bakalım. Yukarıda da yine LED aydınlatmalı asma tavan. Ya tavan yapmış. Olayları çok güzel kullanılmış. Çok şık duruyor. Evet. Bence şu alan çok tatlı olmuş. Birinci kata geldik. Evet, tavanlarda bence çok tatlı olmuş. Dikdörtgen şeklinde asma tavanlar kullanılmış. Komple bütün halde değil, parça parça kullanıldığı için çok da hoş durmuş. Şu alan benim çok hoşuma gitti. Çıktığınız zaman böyle kocaman bir alan değil de böyle çok sevimli, çok tatlı bir alan olmuş. Merdivenden çıktığınız zaman sağ tarafta çocuk odası var. Onun yan tarafında çamaşır odası var. Onun yan tarafında ebeveyn yatak odası var. Diğer yan tarafta ise tekrar bir çocuk odası daha var. Şimdi çocuk odasından başlayalım. Korkuluklar. Evet, güzel. Şu olay süper olmuş. Evet, burada bir çocuk odası. Pencereler geniş. Her çocuk odasında banyo var. Wow, süper. Yani. Her çocuk kendi banyosunu temizleyecek ama. Temizlesin arkadaş, annenle beni ilgilendirmiyor zaten. Normalde de temizlemiyorum ki yani. Zaten falan. Ali Bey bütün kirli çamaşırlarımızı döktü ortaya yani. Falan. Evet. Şu onun yan tarafında bir çalışma masası. Şu alanında bir yatak konulsa bence ideal büyüklüğü. Evet, doğru. Buradaki banyo da küçük değil. Bu da kocaman bir banyo yani. Şöyle baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi bir lavabomuz var. Lavabonun alt tarafında iki kapaklı bir dolap. Ama bak şu olayı sevdim ben mesela ama. Yani mesela hani her çocuğun sonuçta kendi işte ne bileyim erkek çocuksa eğer tıraş makinesi olacak vesairesi şu su bu su. Evet. Hepsi bir banyoda tıkılı olmayacak. Rahatsız mısınız? Yok, daha henüz bizim oğlan tıraş makinesine geçmediği için rahatsız değilim. Geçmedi, geçebilir. Bu arada yani burası çoğu ebeveyn banyosundan da büyük bir banyo yani. Evet. Değil mi? Tabii canım. Diyorum ya yani hani evet. Çocuk odası olmasına rağmen çok güzel kullanmışlar ve çok güzel değerlendirmişler yani. Seramikler de güzel. Evet. Renk tonları yani çok tatlı gözüküyor. Çakıl rengine, evet. Çakıl taşı rengine yakın. Duşun içinde de desenli seramik fayans kullanılması o da tatlı durmuş. Ve lineer gider. Evet, Ali güzel. Bey'in favorileri. Favorisi. Ürünler, yani. Kalem ürünleri. Gayet şık yani. Evet. Devam edelim. Hadi bakalım, devam edelim. Nereye gidelim? Bizim alanımıza. Özellikle son zamanlarda yaptığımız ne? Mutfaktan çıkıyoruz, banyoya girip çamaşır yıkıyoruz, çamaşır seriyoruz. Hı. Ama burada banyoda değil, ayrıyetten bir çamaşır odası var. Kombi de buradaymış bu arada. Bayman kombi var. Evet. Bu muhtemelen yoğuşmalı kombi. Yani villalarda özellikle yoğuşmalı kombi tercih edilmeli. Evet, tabii canım. Yani... Burada da gider varmış çamaşır odasında. Gider. Ve aynı olur, zamanda yukarıda yine bir pır var, bir dedektör var, aydınlatma var ve balkon var. Gayet şuna... güzel ya. Hani çamaşır makinesi nereye koyacağız? Çamaşır makinesi işte. Tamam. Üstüne de kurutma makinesini koyacaksınız Ali Bey. Hmm. Onun üstüne de bir zahmet az bir dolap. Dolap yaptırılır. Yani. Evet. Ama buraya da bir dolap, yani şu alanı kapatmak için bir dolap yapılabilir. Tabii ya. Şöyle göstereyim. Bu alan da kapatılır. Tabii. Yani. Görüntü kirliliği kaybolmuş olur. Doğalgazlı. Evet. Konya doğalgazlı. Yerden ısıtma dediğimiz zaman elektrikli zannediyor bazıları. Evet. Yani Konya'da doğalgazla ısınıyoruz. Balkona çıkalım mı? Hadi çıkalım. Şimdi çamaşır odasındayız. Çamaşırı dışarıya seremedik. Buraya serdik diyelim. Enlemi yapacak. Ne yapacağız? Kapıyı komple açmamıza gerek yok. Yok. Evet. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde bastas şeklinde evet. De açılıyor. Şey güzel. Gayet iyi ya. Yani direkt kapının böyle açılması güzel yani. Şimdi asıl bakalım. Evet. Evet. Balkona çıkalım. Balkona çıkınca böyle bir ses. Tam çamaşır sermelik. Lan komşu abi ne ektiniz ya? Bahçede her şey var. Bayağı evet. Ne ki onlar acaba? Kiraz olsun istiyorum. Kestirmeye elma olsun. Kayısı olsun. Yani. Evet. Evet, Konya'da çok güzel bir hava var şu an. Burası nereye bakıyor? Şöyle bakalım. Aşağıda garajımız var. Buranın üstü kapatılabilir. Yani. Her şey yapılabilir. Yani kışın kardan. Yazın güneşten. Güvenlik sistemi. Muhtemelen yalıtımda var. Isı yalıtımda evet, bina. Evet, tık tık. Yani. Balkonda fena değil çamaşır asmak tabii için. Tabii canım, çok öyle rahat, yeterli. Çamaşır telini koyduğun zaman. Burada yine priz yani. Burada da var. Devam edelim. Hadi bakalım. Ali Bey, sizi içeriye alalım. Kapımızı kapatalım. Buradan
Yine tabii bu alan yine burada da bir doğal aydınlatma için bir cam bırakılmış. Ve içinde de jaluzi var. Gizli jaluzi olmuş o da. Aynen, çok da güzel. Yani. Evet. Evet, şimdi diğer çocuk odasına geçelim. Evet, bu yatak odası 17 metrekare. Evet, öğrendim. Haksızlık. Niye? Giyinme odası var. Burası büyük çocuğun odası. Anayım ben, ana evlat ayıramam. Orası bebek odası. Olsun. Oldu, bebeğe buraya ver. Oradaki çocuk giyinme odası olmayacak. Hadi İkisini de buraya koyalım. Orası benim çalışma odam olsun. Hemen de kendine pay çıkaracak. Buldum. İkisi de burada kalsın arkadaş. Ya etrafta da ben maşallah her yerde priz. Evet, priz. Çok güzel. Yani ya priz, tam bizlik. Priz. Tam bizlik yani. Tamam. Çünkü her yerde uzatma çekiyoruz. Her yerde bağırsak. Şu an herkesin derdi o. Bu arada içerisi 28,5 derece. Evet. Hı. Bakalım Kübra. Hadi neden? Bakalım mı? Yani. Süper. Giyinme odası var tabii. Burası daha da büyük olmuş oluyor. E tabii canım. Yani burası ebeveyn odası değil değil mi? Değil. Değil değil mi? İşte o yüzden diyorum haksızlık var. Haksızlık var bu. Ne güzel bak çocuk odasında. Evet. Yani şey gibi olacak bu. Yukarıya önce şey mesela. İlk çıkan kapar. Aynen. Yani burayı satın almaya geleceğim. Bayağı varmış dolap. Kocaman. Çekmeceler. 4 tane çekmece evet. Var. Yani çoğu ebeveynin yok açıkçası. Kesinlikle. Yani süper. Daha ne olsun ya? Aynen. Yani ya ne olacak? Şurayı çocuğa vereceğim. Bu tarafa da yine sen dolduracaksın fazla işi. Nevresim falan koyacağız. İyi de ben kıyafet koymayacağım ki. Nevresimleri koyacağım, işte çarşafları koyacağım. Yani. Evet. Yani aile bireyleri için banyosu bile daha geniş buranın. Ya da şey, kare olduğu için herhalde daha geniş gözüküyor. Evet, kullanışlı olmuş. Burası da büyük ya. Evet. Burada bir asma klozetimiz var. Burada tekrar bir kare lavabomuz var. Onun alt tarafına tekrar kapaklı bir dolabımız mevcut. Üst tarafında ayna ve duş alanı da. Doğal aydınlatma var. Yine burada da yukarıda havalandırma var. Bazen havalandırma soruyorlar. Evet. Burada havalandırma var. Yani çok da güzel. Yani ben bu çocuk odasını sevdim. Çocuk odasını alıyorum. Büyük çocuk olarak. Ya evet. Bir de çocuk odasında balkon var. Elbette. Kübra Hanım görmüyorsun. Ama yani gerçekten haksızlık olmuş. Evet, burası tabii yan komşuyla biraz daha yakın. Evet, şu şekilde. Aynı şekilde ha, biraz banyonun da. Banyonun buzlu cam bölümü. Evet. Ben yine aşağıya bakıyorum. Şu şekilde baktığımız zaman. Karşı komşunun köpeği var. Evet, ana, girişte yatıyor. Çok da güzel. Tam bayılmış, bu saatlerde bayılacak saati. Keyif gölgeyi saati. Bulmuş, süper. Keyif saati tabii. Yani, süper. Yatmış oraya, o mis gibi. Safa esinti evet, var ya duruyoruz başladı. O yüzden. Aynen yani niye duruyor bunlar falan evet, çünkü derseniz. Biraz piştik. Ağzım dilim kurudu zaten. Susuzluktan veriyorum. Yani. Tabii bu videoyu pazar günü izliyoruz. Şu an benim için bir tane soğuk suda olur. Soğuk soda. Kola, soğuk soda, buzlu. Ama içine şöyle... Ben bu videoyu izlerken onu yapacağım. Bardağın yani, 1/4'ünü buzla dolduracaksınız. Ali Bey'in standartıdır. 1/4'ünü aynen öyle. Yani. Hadi bakalım devam edelim. Devam edelim. Burada yani çocuk odası için işte hem çalışma masası bir daha tekrar gardıroba da gerek yok zaten değil mi? Tabii canım ama gardırop bak, bile çok rahat. O yüzden iki çocuk bile kullanabilir. Yani i̇ki, evet. İki erkek burayı kullanabilir. İki erkek niye? Büyük işte. Kız ama kızların daha çok eşyası olur. O yüzden dolayı kıza ben büyük oda verdim. Oo. Yani. Oo. Hak geçmedik. Biz öyle kız olsun. Çocuklarımıza daha çok destek önem veririz yani. Hadi bakalım Kübra Hanım. O zaman ebeveyn yatak odasına geçelim. Burası ben söyleyeyim 20 metrekare. Bence evet. Ebeveyn yatak odası için de büyüklüğü gayet bakayım. Güzel. İşte lamba var mı? Şimdilik yok. Yani. Evet, asma şu olay var. Benim hoşuma gitti. Perdeye evet. Gerek yok. Tabii gizli panjur çok kullanışlı. Yani bunlar kolay kolay böyle arıza marza vermiyor bildiğim kadarıyla. Süper. Ama pencere yani, açamıyor muyuz? Balkon var. Evet. Ya yani burayı havalandırmak için balkon tabii var. Tabii ki de yeter yani. Aynen. Zaten pencere açmaktansa bence balkon kapısını açmayı tercih ederim. Evet. Yani şu şekilde yatak başlık bu kısma gelecek şekilde dekore edilmiş, dizayn edilmiş. Bu iç tarafında da bir led aydınlatma var. Yatak başlığı oraya konulup komple yatağı buraya koyduğunuz zaman zaten alan da geniş. Buraya çok güzel makyaj masanızı koyabilirsiniz.
Yani hatta buraya yaptırtabilirsiniz bile. Çünkü alan gayet müsait. Dolap yetmezse tekrar dolapta yaptırılabilir. Aynen, evet. Dolap yetmezse buraya da dolap yaptırılabilir. Yaptırılır yani. Tam böyle dolaplık yani. Tabii tabii. Oraya. Ve sizin arka tarafınızda durduğunuz yere de bakayım. Makyaj masası da konulabilir yani. Evet. Çünkü prizler de var zaten. Yani priz konusunda maşallah evet. Var. Helal olsun firmaya. Yani. Hatta her yatak yere. Başlığı bence oraya da konulur. Böyle hani temizlik yaparken. Buradan çekip bir şey o tarafa kayabilir yani. Biliyorum, yapıyorsunuz yani artık evet. Diyecek bir şey yok. Evet, burada da gördüğünüz gibi bir giyinme odamız var. İki taraflı, hem sağda hem solda. Askı alanlarımız var. Onun üst tarafında yine raf şeklinde. Alt taraflarda çekmece. Bu tarafta ise raf olarak kullanılmış. İşte Ali Bey şu alan, şunun üst tarafı kafi. Ali Bey. Yani bu taraf iyiymiş ya. Tam tişörtler, mişörtler doldur yani. Bu bölümün... İşte şu ve şu. Orası tamam. Olur, anlaştık. Çok. Bu bölüm demedin mi? Hayır. Bu bölüm tamam. Şu ve şu. Herkes öyle anladı. Bak. Evet. Banyoya girdim. Burada da güzel. Burada da yine bir aydınlatma var. Pencere. Çok da güzel olmuş. Ya bu olayı sevdim ben. Güzel oluyormuş evet. Öyle. Yani hiç ışık yakmaya gerek yok. Tabii doğal aydınlatma olması çok iyi olmuş. Evet. Doğal havalandırma da var. Yani. Güzel. Yani kullanışlı aslında. Odalar fazla değil, abartılı bir oda yok. Hepsi çok rahat kullanılabilecek yeterlikte. Şöyle söyleyelim, burada da kullanılan lavabo geniş, dikdörtgen bir lavabo kullanılmış. Onun üst tarafında ayna var. Aynanın önünde Ali Bey işte tıraş makinesini koyacağı yer. Yok koymuyoruz. Tamam, yapmayız biz. Berberler açasın, terk ediyoruz. Hayır. Berberler açasın. Açasın yine göndermeyeceğim ki ben. O zaman laf etmeyeceksiniz. Oraya tıraş makinesi. Yok ben hayır. Yok, buraya Ali Bey koyarsınız dedim. Yani. Bir şey demedim. Ben onun altında neler var biliyorum. Allah Berber'e gitmeyin yeter. Hepsi geldi. Aklıma hepsi geldi evdekiler. Ne geldi? Hiçbir şey gelmesin. Evet. Yani. Yani o yüzden aslında şurası beyaz ya. Beyaz lavabo olmayacak. Artık evdeyiz. Yani hanımlar yapacak bir şey yok. Niye birkaç yerde? Tüm erkekler sanki... evde tıraş oluyor bundan sonra. Sanki birkaç çektiğimiz örnek yerde böyle siyah evet. Lavabo vardı gibi hatırlıyorum yani, ama. Yani olabilir. Olsa iyi olur ya. Küçücük bir kıl da orada gözüküyor. Evet. Yani. Lavabonun altında çekmeceli bir dolap var. Ben yani... buradan bir çıkayım Kübra Hanım. İçeride evet, kaldım. Ki de. Bir de şu açıdan gösterelim. Ondan sonra... Burada köşede bir tamam. Duşakabin var. Onun yan tarafında asma klozet var. Aslında klozette gizli olması o da güzel olmuş. Yani şimdi şey diyebilirler. Aa kapı buraya... yok arada. Ama yaptırmak yaptırılabilir çok rahat yani akordeon evet. Kapılardan. Doğru, giyinme odası işte havasız yani, kalıyor falan deniliyor. Çok rahat yapılabilir. Yani şuraya baktığım zaman da ben kendi ihtiyacım olarak söylüyorum. Hani naçizane baktığım zaman. Benim için raf sayısı yetersiz. Raf yok yani. Ne yapılabilir? Şu alana ve şu alana dolap ilavesi yapılabilir. Onun harici bence burada yapılacak hiçbir şey yok. Yani evet. Evde yapılacak hiçbir şey yok. Hepsi çok güzel. Evet. Çok da hoş olmuş. Şimdi çocuklar yattı. Evet. Akşam oldu. Ha, bakalım ne yapıyoruz? Az daha unutuyordum ben orayı. Kahvemizi alıyoruz. Karı koca. Çıkıyoruz. Gök gürültüsü duydum sen. Günün dedikodusunu yapmaya bu balkona çıkıyoruz Ali Bey. Olur. Keşke. Bakalım buraya doğru da devam ediyor evet. Balkon. Ali Bey, kış bahçesinin nereye gidiyorsunuz? Şöyle etrafı beraber bakmış oluyoruz. Yalnız yani komşuluğu ilerletmek lazım orada. Yani meyve ağaçları var. Şunlar kiraz. Kirazlar var. Şurada da ceviz var. Vallahi ıhlamur yani var. Bir ziyarete erik gitmek var. Lazım. Erik var. Başka ne var? Evet. Bu kadar keserdim. Şeyler de çamlar da zaten çok güzel büyümüş. Çok da hoş olmuş yani. Evet. Hadi bakalım. Sanki aşağıya yağmur geliyor. Evet, yani geliyor. Videomuzun evet. Daha sonuna geliyoruz. Ve bu villa ne kadar? Fiyatı ne kadar? Onu ne da kadar? Bir öğrenelim. Sizlerle paylaşalım. Evet, horoz sesleriyle evet. Videonun sonuna geldik. Yani ne güzel, sabah 5'te horoz sesiyle uyanılacak. Yani tabii canım, ne güzel yani. 5'te mi ötüyor?
Beş deme. Bak ötüyor şimdi işte. Vakitsiz öten horozu keserler. Hadi keselim o zaman yani, iftara. Ay bu arada susadım. Kübra Hanım vallahi yanıyorum. Evet. Ve bu videoyu gerçekten buz gibi suyla ya da sodayla ya da bir içecekle pazar günü. Ya Ali yani Bey, şey kesin yapacağım. Öyle. Sizin o fotoğrafınızı çekeceğim. Instagram'a ama atacağım. Yüzünüze bir emoji koyacağım, merak Instagram'a etmeyin. Atacağım. Instagram'a evet. Atacağım. Bu da benden bayram hediyesi olsun. Yanıyorum şu an. Evet, bugün bir videomuzun sonuna geldik. Uzun bir aradan sonra değişik oldu, güzel oldu. Her ne kadar videoyu ikinci çekimimiz yapmış olsak da yine de güzeldi. İnşallah sizlerin de hoşunuza gider. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel, olumlu eleştirilerinizi bekliyoruz. Yani horoz yapıyorum orada. Olmamış şurada şunun rengi tutmamış falan. Keyifli bir proje. Yani projeyi sevdik. Yani keyifli bir proje ve Meram ve şehre çok yakın. Benim en çok sevdiğim özelliği o. Şehre çok yakın. Ya yani. Hem şehirden uzak gibi oluyorsun ama hem de şehirde gibi oluyorsun. Şehrin içinde. Her zaman söylediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıkla kalın, evde kalın. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Çok daha güzel günler bizlerin olacak. Hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Sevdikleriyle beraber daha nice sağlıkla bayramlara kavuştursun Rabbimiz inşallah. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Laying in your bed, fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all.